Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in skandal açıklamalarına sert yanıt verdi. Benim için artık Mitsotakis yok ifadesini kullandı. Konuyu Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ali Semin'le konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Mitsotakis Amerika Birleşik Devletleri'nde kongreye hitap ettiğinde Türkiye kısımları zaten dikkat çekmişti ve defalarca alkışlanması da dikkat çekmişti. İki önemli konu başlığını sormak isterim. Birincisi F-16'lar konusunda resmen Türkiye'ye verilmemesini istedi. Diğer mesele de pek tabii ki Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yok demesi. Tepki de sanırız bu cümlelere geldi. Evet, aslında Türkiye uzun bir süredir Yunanistan'la yaşadığı siyasi krizler ya da sorunlar, bölgesel sorunlar, sorunlar için sürekli biliyorsunuz özellikle diyalog kanallarını, diyalog kapılarını açmaya çalıştı. Ancak görüldüğü üzere biliyorsunuz 17 Mayıs'taki Amerika Birleşik Devletleri'nde Mitsotakis'in yaptığı açıklamalara baktığımız zaman kongrede, İki devletli çözüm Kıbrıs için kabul etmiyoruz demesi, silah satılmamasını istiyor, çok ilginç bir vurgu yaptı orada. Çünkü silah satarsanız Türkiye'ye bunu Doğu Akdeniz'deki krizi tırmanlandıracak şekilde de bir adım olacağını söyledi. Üçüncüsü, sizin de belirttiğiniz gibi pek çok konuda Türkiye ile anlaşmazlığının olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin özellikle askeri anlamda Ege'deki sorunları dile getirdiğini de biliyoruz. Onun için bu sürece baktığımız zaman asıl mesele şimdi Türkiye-Yunanistan arasında hep Türkiye'nin açık kapı politikalarını diyalog anlamında kullanması bir fırsattı. Şimdi Türkiye'nin bunu Mitsotakis'e karşı tamamen kapatılması, zaten Türkiye şunu görüyor, uzun bir süredir bu sorunlar, Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunlar devam ediyordu. Mitsotakis geçtiğimiz aylarda da biliyorsunuz Türkiye'yi ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler yaptı ve yüksek düzeyli işbirliği konseyi gibi toplantılar yapılacaktı. Yani Türkiye hep Yunanistan'la ortak alanlarda ya da yaşanan sorunlarda bir çözüm arayışı içindeydi. Ancak Mitsotakis tarafından baktığımız zaman, özellikle Yunanistan tarafından, genel olarak günümüze kadar gelen bir tarihi süreç de söz konusu. Bu sorunları hep böyle zaman zaman donduruyorlar ama sürekli kızıştırmaya yönelik, bu krizleri daha çok büyütmeye yönelik, hatta uluslararası toplum içerisinde tartışmaya açılması söz konusu. Yani bunun amacı şu anda şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Yunanistan Türkiye ile aynı zamanda sadece ikili ilişkiler konusundaki sorunlar yaşamıyor. Ya da bölgedeki bölgesel sorunlar üzerine bir kriz değil. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde de çok ciddi anlamda engeller koyuyor. Kendisiyle tabii Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de engel koyduğunu çok net biliyoruz. Yani her ne kadar Türkiye dostluk anlamında bir adım atmak istese de, ama karşı tarafın bugüne kadar özellikle Yunanistan tarafının maalesef sorunların giderilmesini istemediğini ve daha çok etkilemesini, çünkü şunu da söylemek isterim, Türkiye'nin biliyorsunuz son zamanlarda NATO içerisinde bir genişleme politikası var. Finlandiya gibi işte İsveç'in üyelik süreci tartışılıyor ve Türkiye'nin biraz da bence NATO'dan ziyade biraz da Yunanistan'daki kriz, Yunanistan'la olan krizlere de dikkatini dağıtmaya yönelik bir adım olduğunu düşünüyorum. Hocam bir de tekrar kongredeki konuşmasına dönecek olursak Mitsotakis'in, hani o 42 dakikada yanlış hatırlamıyorsam 37 kere alkışlandığı konuşmasına. Şimdi Yunanistan'a baktığımızda ciddi oranda bir silahlanma görüyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi neredeyse Yunanistan için Amerika Birleşik Devletleri'nin açık saha üssü oldu diyebiliriz. Kendi ülkesini bir tepside sunarak mı alıyor sizce bu alkışları ve desteği? Evet, şimdi Yunanistan'ın jeopolitik önemine baktığımız zaman Doğu Akdeniz, Avrupa Birliği, NATO üyesi olması gibi
Pek çok konuda aslında Yunanistan'ın öneminin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşında da sanki Yunanistan'la bir savaş yaşanıyor gibi aslında Yunanistan'a çok ciddi anlamda silah yardımı yapılıyor. Ve milyarlarca dolar, 24 milyar dolarlık bir silah alışı söz konusu ve onun dışında da milyarlarca dolar borcunun olmasına rağmen şu ana kadar yanılmıyorsam 400 milyar dolar borcu var Yunanistan'ın ve bu borca rağmen sürekli dikkat edersen silahlanmaya doğru gidiyor. Savunma bütçesini artırıyor ve bu süreçte de bunu kime karşı yapıyor? Her ne kadar bir savaş olmamış olsa da ama Türkiye ile gayri ya da açık bir şekilde söylemese de dolaylı yoldan bir silah yarışına girmiş durumda Yunanistan. Bunu genel olarak yapıyor. Yani Müttefikiz döneminde değil, daha öncelerde yaptılar. Onun için Fransa'dan silah alıyor biliyorsunuz. S-300'leri Rusya'dan daha önce almıştı. Şu anda farklı bir boyuta taşıyor. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü haline geliyor. Askeri üslerinin artırması konusunda baktığımızda aslında tamamı şunu söyleyeyim. NATO üyesisin, aynı zamanda bir Avrupa Birliği üyesisin. Ancak buraya baktığımız zaman önemli bir nokta daha var. Yani NATO içerisinde olan bir üye devletle silah yarışına girmişsin ve üye devletle anlaşmazlık içerisinde yaşıyorsun. Bütün bunlara baktığımız zaman yani NATO'nun zaten şu anda Yunanistan'ın attığı adımlar, Türkiye'ye karşı attığı adımlar NATO iç tüzüğüne, NATO kurallarına da aslında aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Onun için bu süreçlere baktığımız zaman Yunanistan'ın biliyor Türkiye'ye karşı askeri anlamda gücünün olmadığını, yani Türkiye için Rusya nasıl, Rusya için Ukrayna çok büyük bir askeri yapıda değildi. Yunanistan da aynı Türkiye'nin askeri gücüyle kıyaslanamaz bir ülke olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bunun için sürekli yıllardır zaten silah yarışına girmiş durumda ve Batı'dan çok borçlanmaya rağmen ve kendi ekonomik krizi içerisinde yaşadığı ekonomik krizlere rağmen ister istemez Yunanistan silahlanmaya dönük bir yarış içerisine girdiğinin altını çizmekte fayda var diye. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ali Semin, katıldığınız için, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Çok sağ olun.